TRT'de yılın iş adamı seçilen Hakkı Tatar'la birlikteyiz. Evet Hakkı Bey, kendi kariyerinizden bize biraz bahsedebilir misiniz? İngiltere'deki kariyerim aslında 1990 yılında başladı. 1990 yılında üniversiteyi bitirmeden İngiltere'ye geldim. Aslında akademik kariyer yapmak amacıyla geldik. 1992'de master'a başladım, University of North London'da. Şimdiki adı Metropolitan Üniversitesi. Üniversiteye gittiğim yıllarda hem üniversitenin getirdiği maliyetleri karşılama, hem buradaki İngiltere'de biliyorsunuz yaşam kapıları o kadar da kolay değil. Herkes çok kolay zannetse de onu karşılamak için çalışmak zorunda kaldım. Ne yapabilirim diye düşündüğümde çocukluğumdan gelen de bir yazlar hep sürekli çalışırdım çünkü lise ve üniversite dönemlerinde. Neden olmasın? Gittim Camden Town diye bir bölge var. Herkes marketçilik yapıyor, tezgah açıyor. Biz de bir tezgah açalım dedik. Hemen bir tezgah açtık ufak tefek. Onun getirdiği bir ivmeyle. Haliyle üniversite eğitimi sırasında bu yaptığımız iş birdenbire büyümeye başladı. Biz ondan sonra marketçilikten dükkan açmaya başladık. İlk zaten dükkan öncesi Oxford Street'te, Bond Street kısmına yakın bir yerde ben bir dükkanın yarısını kiraladım ilk etapta. Orada kadınlarla ilgili giyim, günlük giyim eşyaları satmaya başladık. Haliyle bu gitgide bayağı bir ivme kazandı. Ne yapabiliriz diye de düşündük. Üniversiteden sonra bir PhD denemelerimiz oldu ama PhD yapamadık. İşe ağırlığı verdim çünkü işte bayağı iyi bir şeyler yapıyorduk. Sonuçta dedik, neden biz bir marka yapmayalım? Çünkü herkesin istediği, öncelik verdiği giyimde olsun, diğer şeylerde olsun marka olan bir ismi tercih ediyor. Oxford'da ilk dükkanımızı açtık. Daha sonra burada çok iyi işler yapmaya başladıktan sonra Queensway'de birkaç tane dükkan açtık. Haliyle o zamanki günün şartlarında özellikle pazar günü büyük shopping center'ların açık olmaması bizim için büyük bir avantajdı. Bayağı işlerimiz iyi gidiyordu. Ve bu noktada Fiskets markası doğuyor. Hayır, tabii Oxford Street dünyanın en iyi alışveriş merkezlerinden veya bilinen en iyi alışveriş merkezlerinden birisi. Modanın da çok yakından takip edildiği, dünyanın en büyük markalarının olduğu bir cadde. Yani şimdi siz zaten malınızı bu caddede satmaya başladığınız zaman haliyle görüyorsunuz. Diğer markaların performanslarını, insanların o markalara gösterdiği ilgi alakayı. Bunun içinde biz düşündük ya, bizim bir eksiğimiz yok. Biz de bu işi başarabiliriz. Neden biz kendi markamızı yapmayalım? Ben de o zaman bir marka yaratma fikri oldu. Ve ben bunun pratiklerini yapmaya başladım 1995-96 yıllarında. Bunu yaptıktan sonra aslında bu şirketi benim yapmam 1990 yılında, 99 yılında ilk kayda girdi. Bunun için de tabii ilk isim bulma, markalaşmanın nasıl olacağı, ben bununla ilgili bir takım araştırmalar yaptım. Biraz öğrenmeye çalıştık, nasıl yaparız, nasıl bir yol harita çizmemiz gerekir diye. İlk etapta isim konusunda biraz şeyimiz oldu. Hatta Pusket isminin uygun olup olmaması konusunda da tartışmalar yaşadım. Ben hem kendi yakın çevremde hem de işte bu işle ilgili alakalı arkadaşlarla oturup konuştuğumuzda ben bayağı itirazlar aldım ilk etapta. Bununla ilgili de ben küçük bir survey yaptım, araştırma yaptım. Bu araştırma özellikle Camden'da nüfus gelen kitle daha çok 15-30 yaş arası olduğu için o kitleye sorduk. 3-4 tane isim ben götürdüm ama en çok oyu alan açık ara şirket markası oldu. Biz ondan sonra gittik register yaptık. Ve bu şekilde de ilk kendi markamla üretime yaklaşık Haziran 1999 yılında başladım. Fisket markası nasıl dünden bugüne bir gelişim gösterdi, nasıl markalaştı, bunu anlatabilir misiniz? Evet. Ya zaten 1999 yılında bu fikri aldık. İlk etapta ya bir markayı kurduğunuz zaman o markaya gidip kayıt altına almanız lazım. Yoksa herkes yapar, sizin markasınız diye bir şey yok. Ne zaman ki kayıt altına alırsınız, o sizin adınıza tescil olur der, o zaman marka sizindir. Şimdi biz bu faaliyetlere başladık tabii. İlk 2002 yılında benim İngiltere'deki kaydım kabul oldu. İngiltere için de bu Pusket markası benim adıma tescillendi. Tabii ki bundan sonraki süreçlerde bayağı bir de problemler yaşadık. Bu özellikle tescil etme konusunda. En bilineni bir Warner Bros. Var. Amerikan film şirketi, onların DC Comics diye bir bölümleri var. Tabii biz bu markayı yaparken bu markanın bir logosu vesaire vardı. Ben Avrupa ve 100 ülkedeki kaydını yapmak isterken karşıma şey çıktı, Warner Bros. Çıktı. Özellikle itiraz gönderdiler bize.
kayıt yaptıramazsınız dediler. İtiraz neyle ilgili tam olarak? Ya isim. İsim ve logo ile ilgili. Tabii biz bununla ilgili bize geldikleri şekil uluslararası avukat şirketleriyle geldiler benim üzerime. Yani multinational law firm dersiniz onlara. Biz haliyle burada bir avukatlık şirketine gittik. Onlar da yani uluslararası. Avukatın saat ücreti yaklaşık 500 lira. 500 lira değil mi? 500 pound. Dedik ki nasıl yapabiliriz? Adamlar bizim İngiltere'deki kaydımızı da elimizden alacaklar. Ne yapalım? Ne yol gösterirsin? Arkadaş dedik ki ya siz bu adamlar milyar şirket dediler. Sen dedi bırak ismimizi, her şeyi bırak git dediler bu isim. Şimdi hayır dedim. Ben olaya biraz daha farklı baktım o zaman. Yani kanun üzerinde sizin anladığınız takdirde değil Warner Bros. Kim olursa olsun kanunda da herkes eşittir. Öncelikle sizin bu eşit olduğunuzun farkına varmanız gerekir. Yani kabul etmeniz gerekir. Korkmamanız gerekir. Ben buna karşı dedim ki ya ben bunlarla mücadele edeceğim. Yani avukatın dediğini biz dinlemedik o zaman. Haliyle İngiltere'deki mahkemede savunmayı ben kendim yaptım. Ama yaptığım savunmayı tabii gene bir avukat aracıyla gönderdik. Biz İngiltere'deki mahkemeyi o şekilde kazandık. Bana geliş şeklini ters yüz edip ben aynı şekilde Warner Bros'a gittim. Hayır buradaki davadan çekilmek zorunda kaldım. Ama 2004 yılında tekrar karşıma çıktılar. Avrupa Mahkemesi'nde çıktılar. Biz aynı şekilde onlarla gene 6 aylık bir böyle bir sürecimiz oldu. Yine ben kendim savunmamı yaparak orada da kazandık biz davayı. Hayır bunlar çekildikten sonra biz markayı yaklaşık 100 ülkede tescil etmiş olduk. Hem logosunu hem isim hakkını o şekilde aldık. Ama bu süreçlerde ne yaptık? Tabii bu şirket kendi kendine olmuyor. Yani mal yaptım, getirdim, warehouse'a koydum ya da depomda malım var, üstünde benim markam yazıyor dediğiniz zaman o hiçbir şey değil. Markanın bilinmesi için veya işte pazara girmesi için yapmanız gereken bir takım çalışmalar var. Haliyle ben onlara ağırlık verdim. Neydi? Uluslararası biz fuarlara katılıyorduk. Toptan satış bağlantılar yapmak, işte bu butikleri olsun, efendime söyleyeyim, multinational şeyler vardı, departman store'lardı, onlarla anlaşma yapabilmek için. İlk ağırlık olarak İngiltere'de, Fransa'da, Almanya'da, İrlanda'da, daha sonra hatta Magic, Las Vegas, Amerika'da sürekli şovlara kaldık. Ya bu süreklilik olmak zorunda ki ismi öncelikle bu sektörde faaliyette bulunanların aklına kazıyorsunuz. Böyle bir marka var, bisiklet markası var. Her gittikleri şovda sizin markanızı gördüğü zaman bir kere bir bu marka awareness nasıl söyleyebilirim ben? Onu yaratıyorsunuz karşı kitlede. Ama zaten bir de benim amacım sadece markayı toptan olarak satmak değildi. Benim gözüm hep high street'te olur. Yani bu İngiltere'de high street dediğimiz kavram biliyorsunuz alışveriş caddelerinde. Zaten 10 tane, 15 tane de departman store vardır. Her high street'te faaliyette bulunanlar hemen hemen aynı. Bunlara girmekti benim amacım. Ve bunu da ilk biz o zaman 2006 yılında başardık. İlk ben Pussycat'i Debenham Sass oldum. 5 tane Debenham Store'da biz concession olarak girdik. İlk büyük çalışmamız Debenham'sa başladı. Peki Pussycat hangi kitleye hitap ediyor? Bayanlara yönelik olduğunu biliyoruz. Hangi yaş grubu, nasıl ürünlerimiz var? Bunlardan da bahsedebiliriz. Şimdi zaten aslında çalıştığımız bu departman store'lar onunla ilgili biraz ipucu veriyor. Biz ağırlıklı olarak şimdi zaten New Look, Debenham's House of Fraser, Dorothy Perkins, bir de yine Dorothy Perkins grubuna bağlı Outfit ve İrlanda'da da Aver adlı departman store'larda çalışıyoruz. Yaptığımız üretim genelde 15-35 yaş arasına uygun. Böyle günlük giyim de diyebileceğimiz pronto moda tabirle ediliyor. Günlük moda, değişken moda uygun şekilde sürekli dış giyimle alakalı bayanlara yönelik üretim yapıyoruz. Bütün yaptığımız üretim o şekilde. Pazarlamanız yine aynı şekilde mi? Ya tabii bizim bu Debenham's'ta yaptığımız 5 tane store'luk anlaşma ve orada gösterdiğimiz çok çok iyi performans bize bir sürü kapı açtı. Aslında bizim büyümeyi biz o şekilde sağladık. Ya o performans sayesinde, Debenham's'taki performansı. Hayır Debenham's'ta ondan sonra 30 tane yarış yaptı. Bunu diyen New Look geldi. New Look'ta biz ilk etapta 35 tane yarıştık orada da.
Ama daha sonra 3 ay sonra bir 30 tane daha. Bir o şekilde, bu o şekilde deyince biz 2010 yılına geldiğimizde bizim 350 tane konsesyonumuz oldu. Ya bu süreç yaklaşık 3 senede oldu mesela. Ondan sonra 2011 yılına geldiğimizde bizim konsesyon sayımız 500 üzerinde çıktı. Peki Türkiye ile ilgili çalışmalarınız ne durumda? Türkiye'de de var mı aynı şekilde bulunduğunuz yerler? Yok, hayır. Zaten ilk üretim merkezimiz bizim Türkiye oldu. Zaten 1999 ile 2004 arası bütün üretimler Türkiye'de yapıyoruz İstanbul'da. Fakat Türkiye'de üretimin şöyle bir zorluğu var aslında. Belli yapacağınız ürünler limited oluyor belli şekilde. Belli kumaşları bulamıyorsunuz, belli aksesuarları bulamazsınız. Onun için ağırlıklı olarak mesela biz pamuk üzerine çalışıyoruz. Koton üzerine çalışıyorduk Türkiye'de yaptığımız zaman. Ve bu bizi bayağı kısıtlıyordu. Farklı yerlerde üretim. Daha sonra ben uzak boyu keşfettim. İlk gittiğim ülkelerden birisi Tayland'ım. Daha sonra 2005 sonrası da Çin. Zaten Çin'le çalışmaya başladıktan sonra bizim büyük bu patlama geldi. Şu anda zaten 2012 yılında ekonomi olarak biliyorsunuz 2008'de başlayan bir şey var. Avrupa'da bir problem başladı bu. Mortgage krizleri vesaire dediler, financial kriz vardı. Financial krizin etkileri fazla hissedilmedi aslında 2008, 2009, 2010. Ben asıl büyük büyümeyi mesela bu finansal krizin başladığı dönemde yaptım. O zaman finans dünyasında mesela büyük şirketler batıyordu, bankalar batıyordu vesaire. Ama bunun sokağa yansıması pek fazla olmadı. Sokağa yansıması 2011'in yazından sonra başladı. Özellikle mesela 2012 bulunduğumuz yıl 2012 Avrupa'da ve İngiltere'de sokağa inanılmaz etkisi var. Bu recession, ekonomik problemin. Haliyle biz ne yapıyoruz? Tabii ki şirket olarak mesela hiçbir zaman için bankadan krediler vesaire çalışmadık. Biz hep kendi öz kaynaklarımızı yani kazandık, kazandığımızı yatırdık. O şekilde büyümeye devam ettik ve aslında hala aynı sistemle devam ediyoruz. Şirket bu yüzden sağlam duruyor. Bizim herhangi bir bankayla vesaire işimiz olmadığı için. Bunun ötesinde bu yıl ve geçen yıldan başlamak üzere biz karlılığımızı sorgulamaya başladık. Krizin etkisi ne yönde oldu? Krizin dediğim gibi 2011 yılında başlayan bir sokağa yansıması var krizin. Ne yapabiliriz? Biz karlılığımızı sorguladık. En iyi şekilde krizi nasıl atlatabilirsiniz? Para kaybediyorsanız bir yerlerden onu durdurursunuz. Karlılığınıza devam edersiniz. Biz de dedik ki baktık 500'ün önünde store'umuz var ama hepsini tek tek inceledik. Kiminle para kazanıyoruz? Para kaybettiğimiz store var mı? Haliyle biz ne yaptık? Yani 500'ün önünde 100'e yakın store'u biz kapatmak zorunda kaldık. Çünkü büyük bir rakam aslında. Yani ama yaptığımız konsesyon geneline baktığın zaman bu yaklaşık %20'sine tekabül ediyor. Fakat bizim için yaptığımız en iyi şeyler oldu. Belki yani bunu söyleyebilirim. 2012 yılının farklılığı belki store sayımız 2011 yılına göre daha düşüktür. 400'ün üzerinde olacak ama karlılığımız hemen hemen 2011 ile aynı olacak. Yani bu şekilde bir önlem düşündüm. Bence de şu andaki veriler yaptığımız işin de doğru olduğunu söylüyor. Bir adım ileriyi düşünmüş olduk. Yani onun gibi bir şey tabii ki. Yani bir önlem açısından yapmamız gereken, karar vermemiz gereken bir şey vardı. Biz de bunu çabucak uyguladık. Bizi şirketin şöyle bir şeyi vardı aslında. Bizim çok büyük departmanlarımız falan yok. Aslında 4 kişiden oluşan benim bir üst yönetim var. Hemen oturup 1-2 günde bir takım kararları çok çabuk şekilde alıp uygulayabiliyoruz. Böyle bir şansımız var. Söylemem gerekiyor. Aynı şekilde Türkiye'de krizden fazla etkilenmişti Türkiye'deki tekstil sektörü. Bu konuyla ilgili neler söyleyebilirsiniz? Ya Türkiye'de tabii ki 2005'e kadar aslında Türkiye'de tekstil çok çok iyiydi. 2005'te ne zaman ki Çin'de bu Dünya Ticaret Örgütü'nün kotaları kaldırmasıyla birlikte Çin'e karşı kullanan haliyle bütün herkes Çin'e gidip üretim yaptı. Türkiye'de de tabii ki bu maliyet fiyatlarıyla ilgili bir aşırı karlılıkla çalışma açgözlü diyeyim olduğundan dolayı Türkiye çoğu müşteriyi kaybetti, Çin'e kaptırdı. Ama şu anda son 1-2 yılda bu yavaş yavaş gene Türkiye'liğine göstergeler var. Gene Türkiye'de üretim yapan bir sürü firma var. Çünkü geçtiğimiz 7 yıl içerisinde Çin'de işçi maliyetleri sürekli yükseldi. Şu anda biz bütün üretimimizi Çin'de yapıyoruz ve ona bağlı olarak her sene tecrübe ettiğimiz bir şey var. Çin yeni yılından sonra
bir aylık tatilden sonra işçiler fabrikaya döndükleri zaman bir önceki yıla göre kesinlikle %10-%20 daha fazla maaş istiyorlar. O onun getirdiği avantaj yavaş yavaş kayboluyor. Bir de gelir yükseldiğinden dolayı insanlar eskisi gibi çok fazla çalışmak istemiyor şimdi. Genç nesil bu özellikle telekomünikasyon, internetin vesaire hepsinin gelişmesinden dolayı herkes birbirinden haberdar dünyada şimdi. Yani Amerika'daki bir gençlik ne istiyorsa aşağı yukarı Çin'deki gençlik de aynı şeyleri istiyor. İnsanlar gençlik artık eskisi kadar fazla çalışmak istemiyor. Çin'de de bu var. Yani insanlar diyor ki ya ben 11 ay gidiyorum, çalışıyorum, 11 saat, 15 saat çalışıyorum. Ha 3 lira, 5 lira kazandım. Kendi köyüme gideyim, 3 sene, 5 sene rahat edeyim, çalışmayayım biraz diyor. Bu yüzden şimdi mesela özellikle tekstil sektöründe işçi sıkıntısı var Çin'de. Eskiden Çinli patronuna karşı herhangi bir istekte bulunamıyordu. Şimdi tam tersi oldu. Patron işçi karşısında suskun. Yoksa bugün sizin fabrikanız açıksa hemen başka bir fabrikada işe başlıyor. Onun için Türkiye aslında bunu çok iyi kullanabilir. Türkiye'nin şansı burada. Bir, lojistik olarak çok iyi şansı var Avrupa'ya karşı. İkincisi, bu maliyetlerini iyi hesaplarlarsa, bir de aşırı karlılık gütmezlerse Türkiye'deki tekstil fabrikaları bence Avrupa'daki müşterisini geri kazanabilir. Türkiye'nin dünya piyasasındaki yeri nedir tekstil açısından? Nasıl değerlendirebilirsiniz? Ya şimdi Avrupa açısından baktığınız zaman Türkiye en büyük ikinci tedarikçi Çin'den sonra tekstil açısından. Ve şöyle bir şey var, tabii ki Çin, Türkiye'de de inanılmaz şimdi firmalar var. Kalite açısından olsun efendim. Bizim tek problemimiz markalaşma. Yani Türkiye aslında çok iyi şeyler yapıyor. İtalya'nın yerini alacak bir vaziyette. Fakat şu anda markalaşma konusunda Türkiye çok zorluklar yaşıyor. Firmaların eksik olduğu nokta o. Yoksa Türkiye'de bir İtalyanlar gibi olabilmenin gerektirdiği her şart var. Fakat biz o markalaşma işlerini pek biraz beceremiyoruz. Ya da beceremiyoruz onu o şekilde söylüyoruz. Yoksa yani üretim bazında ama ele alırsanız Çin'den sonra en iyi ikinci üretici diyebiliriz. Bundan sonraki hedefleriniz nedir? Markalaşmak yönünde sizin projelerinizle ilgili neler düşünüyorsunuz, neler planlıyorsunuz? İngiltere'de zaten giyim sektöründe özellikle bu high street dediğimiz concession alanında bizim yaklaşık 6. senemiz. Bu 6 sene içerisinde biz mesela evet Pusket bir yerlere getirdik. Hatta 2009 yılında ben Jasmine diye ikinci markayı çıkardık. Jasmine de bugün özellikle Dorothy Perkins'i saydığımız zaman Dorothy Perkins, Aver vesaire oralarda biz Jasmine adlı markamızı satıyoruz. Şimdi markaların artık belirli bir bilinirliği var. Bütün İngiltere'de ve İrlanda'da. Bugün İngiltere'de hangi şehre, hangi kasabaya giderseniz mutlaka o kasabada bir tane high street department store'unda bizim ürünlerimiz satılıyor bir kere. Geldiğimiz nokta o. Bundan sonra gideceğimiz nokta diye düşünürseniz tabii ki asıl biz yükselişimizi veya markalaşmamızı İngiltere'de yaptık ama ben pazarı çok farklı yerlerde görüyorum. İngiltere dışında görüyorum. Çünkü İngiltere'deki bu büyüme olayının artık üst seviyeye geldiğine inanıyorum. Bundan sonraki yönelişimiz bizim özellikle Türkiye ve Afrika olacak. Neden Afrika? Afrika'da rekabet yok. Afrika'da hiçbir şey yok. Yani hiçbir şey olmayan bir yere siz bir şeyler götürdüğünüz zaman o zaman ilk olursunuz. İlk olduğunuz zaman da ilk de her zaman mutlaka bir yerlere gelin. Çünkü şunu söyleyeyim, tekstille ilgili hiçbir Afrika ülkesinde, Güney Afrika'yı bir dahil etmedim, onunla ilgili söylemem ama üretim yok mesela. Bütün bu tekstil sektörü olsun ve diğer sektörler olsun hepsi ithalata dağılıyor. Ülkelerinde üretim yok. Ama üretimle ilgili bir şey yaptığınız zaman size o ülkede bütün pazar sizin oluyor. Ve şunu da çok iyi biliyorum. Çünkü bizim şu anda kontakta olduğumuz ya üzerinde çalıştığımız bir iki projemiz var. Bu projelere değinmeyeceğim ama bunlardaki bilgilerime dayanarak söylüyorum. Siz orada üretime dayalı bir şey yaptığınız zaman o ülke size şöyle bir gelir teklifle geliyor. Siz ülkemize gelin. Bu alanda üretimi yapın, biz gerekli kotayı koyarız. Başkasının da bu sizin ürettiğiniz malı bize dışarıdan getirmesine engel olmaya çalışırız. Şimdi rekabetsiz bir ortam. İngiltere biliyorsunuz,
her türlü rekabetin olduğu, her türlü zorluğun olduğu ülkesiz. Yani hangisi daha sizce? O Afrika o yüzden. Yani rekabet, belki diyeceksiniz rekabetten mi kaçıyoruz? Yok, rekabetten de kaçmıyoruz ama yani gerçekten İngiltere gittikçe daha da zorlaşıyor ticari alanda. Aynı adımda burada da ilerleyerek devam ediyoruz. Tabii yani biz buradaki, yani İngiltere'mize getirdiği en büyük şans bu markalaşma. Zaten isim Londra, İngiltere, bunların hepsi birer büyük marka. Bunların hepsinin bir değeri var. Afrika'ya bir Türkiye'de gitseniz, Asya'da gitseniz aynı iş. Bundan sonra biz aslında biraz da bunun kaymağını yemek istiyoruz, öyle söyleyelim. Hani bu İngiltere'de ve faaliyette bulunan bir şirket olarak bunun da avantajını kullanarak bu gelişmeye yönelik ülkelere gidip oralarda biraz faaliyette bulunmayı düşünüyoruz. Ama tabii ki İngiltere'deki ticari faaliyetlerimize devam edeceğiz. Orada bir sorunumuz yok. Sizin son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı? Gelişmek isteyen tekstilcilere herhangi bir öneriniz olabilir mi mesela? Var var. Şimdi şunu söyleyeyim. Tabii ki özellikle Türkiye'deki tekstilciler yavaş yavaş tabii bu konuda onlar da aslında fikir değiştiriyorlar. İnsanlarımız hep batıya bakıyor. Aslında dünya batıdan ibaret değildir. 2008'de başlayan bu finansal kriz, daha sonra ekonomik kriz de gösterdi ki evet, dünya gerçekten batıdan ibaret değil. Asya'sı var bu işin, Afrika'sı var, diğer ülkeler var. Bence yönelim şeye doğru olmalı. Zaten yönelim doğuya doğru. Bütün gelişme doğuya kayıyor ve Afrika'da bence hiçbir şey yapmamışlarsa kesinlikle ilk önce araştırmaları gereken veya ciddi ciddi yatırım yapmayı düşünecekleri yer Afrika olmalı. Çünkü size bir katı, beş katı, on katı değil, çok çok katı olarak geri dönecektir orada yapılan yatırımlar. Ben buna inanıyorum.